Hatta kaldığı otele bakın Senem Hanım. Waldorf Astoria'da kalıyor. Yan yana 3 oda kiralanıyor ve odaların geceliği 36 bin dolar. Bir daha söylüyorum, 36 bin dolar. Şimdi oturdum, itibarından tasarruf olmadığı adı için. Oturdum, ne yaptım biliyor musunuz Senem Hanım? Bizim Diyanet Vakfı'nın Washington'daki o 110 milyon dolarlık müştemilatıyla Waldorf Astoria Oteli arasındaki mesafeyi ölçtüm. 30 kilometre. Hani geçtiğimiz günlerde bağırdık çağırdık, kıyameti koparttık, sizin ekranlarınızda konuştuk. 110 milyon dolarlık yatırım yaptı Diyanet. Oteli var. Bakın 5 yıldızlı oteli var. Havuzu var. Türk hamamı var. Efendim toplantı salonları var. 11 tane de villası var. Ya 30 kilometre altında da bir dünya konvoy var. Kalıver orada. Dünya kadar para göndermişsin. Hayır, Waldorf Astoria'da kalacak. Bunca masraf, bunca gösteriş, bunca şatafat. Peki ne oldu? Netice aldın mı, almadın? Şimdi diyorlar ki 2026'da NATO toplantısı Türkiye'de yapılacak. E yapıldı zaten, standart bu. 2006'da da yapılmıştı. 20 senede bir sıra geliyor bize. Övünülecek bir durum değil ki. Senin ne yaptığın önemli. Senin nasıl bir soru çaldığın önemli. Maalesef Türkiye edilgen bir politika izlemiştir. Maalesef artık yurt dışında, hele hele diplomatik toplantılarda hiçbir itibarı olmayan, saygıda duyulmayan bir hale gelmiştir bu uygulamalar münasebetiyle. Şimdi Erdoğan çaresizce, onunla ilgili de bir değerlendirme yapayım. Niye Erdoğan NATO toplantısına gitmeden önce Beşar Esad meselesini gündeme getirdi? Bakın Erdoğan Londra tefecilerinin, küresel tefecilerin Türkiye'ye para göndermesini ve Erdoğan'ın siyasi ömrünün uzamasını istiyor. Çünkü Erdoğan bu carry trade yapanlarla, tefecilerle gelecek olan paraya bel bağladı. Zaman kazanmaya çalışıyor. Halbuki bu Türkiye'nin çöküşüdür. Yüksek faiz, düşük kurla yapılacak olan politika Türkiye'nin çöküşüdür. Üretim çökecek, ihracat zaten çöküyor. Bir dünya insan yurt dışına gitti. Turizm de bu sene çöktü. Korkunç zarar içerisinde. Bu politika Türkiye'nin iflas bayrağının çekilmesidir. Yanlış söylüyorsam Öner Bey mutlaka katkı sağlayacaktır ama ben gözlemlerimle bunu yorumluyorum. Bakın Erdoğan son derece akıllı ve oportunist bir adım attı. Birkaç haftadır BRICS konuşuluyor, Şangay İşbirliği Örgütü konuşuluyor. Ben diyor, bak beni elden kaçırırsanız, benim istediklerimi yapmazsanız, benim siyasi ömrümü uzatmak için bana para vermezseniz, bakın diyor öbür tarafa göz kırpıyorum. En son Amerika'yı ve İsrail'i ciddi manada rahatsız edecek Esad'la uzlaşı mesajını verdi. Niye? Çünkü Biden'la görüştüğünde eli güçlensin diye. Oradan da netice almadı. Şimdi diyor ki Esad'la barışalım. Esad'la barışmasını kesinlikle doğru buluyorum. Ama bu doğruluğu... Ama diyorsunuz ki samimi değil. Bu bir taktik. Taktik var, onu söylüyorum. Kesinlikle bir taktik bu. Ama Esad'la uzlaşılması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Ama bunu söylerken 13 yıldır yapılan bu inanılmaz hataların, bu fahiş hataların, bana göre ihanete varan hataların faturasının da bir şekilde siyaset kurumu tarafından, sorumlular tarafından ödenmesi gerektiğini savunuyoruz. Şu anda millet ödüyor. 10 milyon kaçak bu ülkenin sırtına yük. Şimdi geleceğim Ahmet Hocam'ın, Yavuz Paşa'mın söylediği konuya geleceğim. Hastanelerde alınan ya da eczacıların aldığı paraya geleceğim. Şimdi bakın 10 milyon mültecinin Türkiye'ye, sağlık sektörüne getirdiği akıl almaz bir külfet var. Akıl almaz. 150 milyon poliklinik. Bir daha söylüyorum. 150 milyon Suriyeli'ye poliklinik hizmeti verildi. 5 milyon Suriyeli'ye yataklı tedavi hizmeti verildi. 4 milyon Suriyeli'ye ameliyat hizmeti verildi. Şimdi Ahmet Yavuz Paşam dedi ki eczanede vatandaşlardan para alınıyor. Söyleyeyim size niye alınıyor? İki çeşit para alınıyor eczanelerden vatandaşlardan. Bir, ilaç katkı payı alınıyor. İki, muayene katkı payı alınıyor. Yani Senem Hanım, siz hastaneye gittiğinizde, muayene olduğunuzda 10 lira, 20 lira, 30 lira muayene katkı payı alınıyor. Ama size o parayı vermiyorsunuz. Ne zaman veriyorsunuz biliyor musunuz? Eczaneye ilaç almaya gittiğinizde veriyorsunuz. Niye yaptı bunu? Onur Akbey dedi ki çok akıllı davranıyor Erdoğan. Evet, bu işlere kafaları çok çalışır. Çünkü vatandaş hastanede isyan etmesin, kıyameti kopartmasın, Suriyeliler para ödemiyor, biz niye ödüyoruz demesin diye yaptılar bunu. Siz eczaneye gittiğinizde bir, ilaç parası ödüyorsunuz, iki, muayene katkı payı ödüyorsunuz. Velev ki o gün size doktor reçete yazmadı. Borç halinize yazılıyor. Bir daha gittiğinizde 3 ay 5 ay sonra sistemden çıkıyor ve sizden para alıyorlar. Ya böyle bir ihanet olur mu bu millete? Sen 10 milyon Suriyeli'yi bu milletin başına bela etmişsin. İçinde PKK'lısı var, IŞİD'çisi var. Her efendim yamuk yumuk insanı var. Ülkenin başına bela olabilecek her şey var. Onun dışında zaten demografik yapını bozmuşlar. Ve inanılmaz bir ekonomik külfet getiriyor. Ve Erdoğan
vatandaş hastanede kuyruk beklerken para ödeyip de tepki göstermesin bana diye son derece ince çalışarak bu parayı eczaneler alıyor. Onun için Ahmet Yavuz Paşa'm anlatırken ilave yapmak istedim bu konuya. Evet, Gamze Pamuk. Bir şey sorabilir miyim? Benim aklıma takıldı. Deminden beri onu şey yapıyorum. Genelde bunu basında çok görüyorum ben. Mesela Cumhurbaşkanı yurt dışına böyle uluslararası bir kongreye gidiyor ya da toplantıya gidiyor. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım. İşte Gazze'yi koyacağım, F-16. Benim bildiğim, yani bilimsel toplantılarda da böyle olur da herhalde devletlerin toplantısında da böyledir diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı mesela gitmeden önce o sonuç bildirgesi büyük ölçüde hazırlanmış olması lazım. Doğru. Bir hafta öncesinden belki ya da bir ay öncesinden uzmanlar, tabii, yani Sayın Cumhurbaşkanı giderken aslında o belgede neyin olacağını bilmesi lazım. Ama basın da bilmesi lazım. Neden basın veya kamuoyu yiyor bunu her defasında? Sayın Cumhurbaşkanı biraz ikili görüşmeler üzerinden de söylüyor olabilir. Hayır, onu o ama çok zor bir şey. Yani ama siz, hocam, iç siyasete malzeme yapabileceğimiz bir şimdi, alan var. Gitmeden önce esirgirliği ya da bir takım mesajları verebileceğimiz bir alan var. Yani neden bu paylaşılsın ki öncesinde? Zaten sonucun böyle olacağını bilebilir. Bir Turan Bey de bir şey söyleyecek cevap herhalde size. Evet. Deklarasyonun böyle çıkacağı bizim tarafımızdan biliniyordu. Biz defalarca NATO toplantılarına katıldık. Bütün bu toplantılarda... Washington bildirgesinde neler konuşulacağı, neler ele alınacağı konusu komisyonlarda tek tek konuşuldu. Bu bilgiler var zaten. Bu bilgiler hazır gitti. Türk heyetinin elinde de var, karşı tarafta da var. Bunlar hazır. Ama Erdoğan içeride Türk kamuoyuna siyaset yapıyor. O bildiride Gazze ile ilgili bir şeyin olmayacağını biliyor. Ama diyor konuşacağım diyor. Eğer bir fırsat bulsaydı ayaküstü Biden'la konuşacaktı. Gördünüz mü bak Biden'a neler söyledim deyip yine iç siyaset yapacaktı. Yoksa bir karşılığı yok. Ya tabii ben biliyorum ama işte o sorunun ya da o cevabın geleceği belli. Ben sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu gerçekleri çarpıtan o açıklamasının kamuoyunda yaratacak etki basın tarafından belirleniyor. Neden her defasında muhalif ya da lehte yani yandaş olan basın bunu bu şekilde alıyor? Yani o haberin hem muhaliflerde hem de yandaş basında veriliş şekli aynı. Sayın Cumhurbaşkanı şunları dedi. Ya bu belge belli zaten. Evet. Orada ne yapılacağı belli. Neden bunu? Şimdi işte biraz önce söylediğin meseleye geliyoruz. Bir hemen ekleme yapıp bitireyim. Çok kısa. Buyurun. Şimdi bu algı meselesi büyük ölçüde doğru. Ama siyasi algı, siyasetçilerin algıları tek başına anlam ifade etmez. Koşulludur onlar. Eğer vatandaşın hani o algıya inandığı falan yok. Benim kanaatim, ben iktisatçıyım neticede. İşler iyi giderken vatandaş bu depremeden ben de yararlanıyorum diye sessiz kalabilir. Düşünür, aslında benimsemeyebilir. Ama bir şekilde düzen iyi kendisi için, ekonomik olarak bir problem yok kendisi. Bu sadece Türkiye değil, yurt dışında da yabancı ülkelerde içinde aynı. Ama aynı algıyı yaratmak istediği, farklı bir ekonomik koşulda siz bunu algıyı yaratmak istediğinizde bu sefer vatandaş kendi rahatı, ekonomik refahı bozulduğu için bu sefer eleştirmeye başlar. Bu yönetimin kaderidir bu.